Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Baloncuklar Bölüm 15 Final. Ebru'dan. Ameliyattan bu yana tam 1,5 yıl geçmişti. Tahsin abiyle nasıl tanıştıklarını anlatan Aslı'na öylece baka kalmıştım o gün. Hayata dair yeni bir sayfa açıp iyi kötü 1,5 yılı geride bırakmıştık. Tahsin abi ve Aydan ablayla o günden sonra daha sık görüşür olmuştuk. Aile arasında bir araya gelindiğinde onları da çağırmış, her zaman keyifli zamanlar geçirmiştik. Kızı hastanede yatarken işleri kötüye girmiş, batma noktasına gelmişti. Bunu bizden saklamıştı ama bir şekilde öğrenip Asun gizliden yardımcı olmuştu. Bunu öğrenince biraz kızsa da aile arasında bunların lafı olmaz abi. Yoksa aileden görmüyor musun bizi diyen Asun. Belki de ilk defa böyle olgunca bir konuşma yapıp Tahsin abi susturmuştu. Kapının tıkırdamasıyla üzerimi son kez kontrol edip kapıya ilerledim. Asun eve girer girmez gözleriyle etrafı tarayıp ardından derin bir nefes çekip kaşlarını hayretle kaldırdı. Alışmıştım artık buna. Yemeğin kokusundan ne yaptığımı tahmin edip bildiği zamanlar kendini gurme ilan ediyordu. Arkasını dönüp beni gördüğünde ise şaşkın ses tonu gülümsememe sebep oldu. Ebru, efendim kocacığım. Gözlerindeki şaşkın ifade silinip yerine haylaz alaylı bakışlara bıraktı. Senin kocacığım diyen ağzını yerim. Ardından kırptığı gözüyle alt dudağımı ısırıp kafamı iki yana salladım. Sen acıktın sanırım ama menüde ben yokum. Sarmayla idare edeceksin. Ebru sarması yesem ben. Olmaz mı? Asrın. Sofrayı bahçeye hazırladım. Hadi gel. Yanına ilerleyip elini tuttum ve bahçeye doğru ilerledik. Bahçeye çıktığımızda Asrın beğeniyle masayı süzdükten sonra bana dönüp elini yanağıma koydu. Misafir gelmeyecekse özel bir şey mi kutluyoruz? Eğer öyleyse bana da söylemeye ne dersiniz küçük hanım? Elimi aynı onun gibi yanağına koydum ve tuzaklarına fısıldadım. Yemekten sonra öğreneceksin. Biraz sabır. Dudağına masum bir öpücük konulduktan sonra yerime geçtim. Tam oturmak üzereyken. Matmazel buyurun. Asrın sandalyemi çekip sonrasında saçlarıma öpücük kondurup karşıma oturdu. Anlat bakalım nasıldı bugün? Her zamanki gibi işte. Yabancı turistler ağırlıkta bu ara. Eldeki çocukları saymıyorum bile. Hepsi Chucky'nin insana benzeyen hali. Söylediğine kaşlarımı çattım. Sen ne zamandır çocuklar hakkında böyle düşünüyorsun? 2 gün önce muazzam bir hava vardı. Güneşli ama rüzgar esintisi olan bir hava. Elimde olan çalışma dosyasıyla yürürken bir anda yüzüme gelen top ve karşımda bana sırıtan adının Mark olduğunu öğrendiğim veletten sonra. Kaşlarımı kaldırıp gülmeye başladım. Sen hani kapıya çarpmıştın? Ne deseydim? Chucky'nin kankisi topu suratıma gol attı mı? Bak dayanamadım yine söyledim. Hayatta yaptığımız en iyi şey çocuk olayını ertelemek oldu. Bence akıl tüpüyüz biz akıl. Söylediğine yalancı bir gülümsemeyle cevap verdim. Haklısın çok akıllıyız hatta fışkırıyor. Asrın memnun olan ifadesiyle yemeğine döndü. Ulan Mark şimdi bugünü mü buldun kocamın karşısına çıkacak? Tanımadığım çocuktan nefret etmeye başlamıştım. Hayatım anlat bakalım söyleyeceğin şey ne? Armi ile Mert evleniyor. Aklıma ilk gelen haberi vermiştim. Asrın elini kafasına yerleştirip oflamaya başladı. Gitti can ciğer arkadaşım. Yakacak başını garibim. Gitti gitti. Sence de abartmıyor musun? Bence muazzam bir ikili oldular. Oldular. En son Mert'in Armi'ye... Yazık Armi'me, çocuğu ben mi doğursam acaba dediği günden beri bu ilişkiden şüpheliyim. Aklıma gelen olayla gülümsemeye başladım. Sırf Armi'ye yalakalık olsun diye söylemişti. İşe de yaramıştı hani. Bence gayet keyifli bir çift onlar, karışma sen. Teyze olacağım günler yakındır inşallah. Asrın suratını buruşturup kafasını iki yana salladı. Anası babası ne ki, çocuk ne olsun Evrim sende. Onlar çocuğu bile hakkıyla yapamaz bak gör. Of Asrın ya içimi kararttın vallahi. Ben anne olmak istesem sen ne yapacaksın merak ediyorum. Vallahi onu sonra düşünürüz. Hormonlar falan zor işler.
Zaten ben kendime güveniyorum. Yaptım mı tam yaparım. İkiz olur sonra da uğraşmayız. Biri annene, diğeri anneme. Hafta bir var diye değişikliği de yaparız. Biz de arada gider severiz. Ayıp olmasın çocuklara. O kadar uğraşacağız değil mi ama? Annesi babası olduğumuzu unutmasınlar. Düşünüyorum da bizim hakkımız ödenmez. Şaşkınlıkla Asrın'a bakıp kafamı olumsuz anlamda sallayıp gülmeye başladım. Pardon da ne hakkı? Devren kiralık daire gibi attın çocukları resmen. Bir de hak mı iddia edeceksin? Ederim tabii. Ben uyumayıp ortaya iyi bir şey çıksın diye çabalayacağım. Seninle ekstra ilgileneceğim. Aş ermeleri saymıyorum bile. Kusura bakma ama yapı malzeme kurtarmıyor bile. Sinirle yerimden kalkıp eve ilerleyip yatak odasına yol aldım. Asrın arkamdan tatlımı yiyip geliyorum aşkım diye söylendiğinde duymazdan gelemedim. Sıkkımın pekini ye. Senin elinden zehir olsa yerim karıcığım. Yedireceksin o zehri aslında, görecek gününü. Kıvrana kıvrana tahtalı köyü boylayacak. Uzun süredir bu haberi vermek için beklerken şu hale bak. Sıkıntıyla geceliklerimi giyip yatağa uzandım. Yarın tam 5 aylık hamile olacaktım ama Asrın Bey'in hala haberi yoktu. Benim gibi kaç kadın vardır acaba? İlk Asrın bilsin diye kimseye söylememiştim. Armin ve Özden hariç. Artık doğurunca öğrenirdi diğerleriyle birlikte ne yapalım? Leylekler getirdi desem bile inanırlardı sanırım. Asrın odaya gelip ışığı açmadan yanıma sokuldu. Arkam dönük olduğu için gözlerimi kapatıp kıpırdamadan beklemeye başladım. Aşkım, uyumadığını biliyorum. Numara yapacak değildim. Omzumu silkip ki üzerime daha çok çektim. Beni kendine doğru çevirince itiraz etmeden ona döndüm. Kafasını yastığına koyup gözlerime baktı bu sefer. Ebru, annem olmak istiyorsun. En azından bu kadarını anlamıştı Hıyar. Alıştır alıştı öğrenecekti artık. Kafamı olumlu anlamda sallayınca yüzünde hüzünlü bir ifade oluştu. Ebru, ben kısırım. Şaşkınlıkla yerinden doğrulup Asrın'a baktım. Yalanın yedi başlı ejderhası resmen. Hamile olmasam inanırdım kesin. Yoksa ben... Saçmalama Ebru, kandırıyor seni. İçinden düşündüklerime tövbe çekip Asrın'ı koluna vurdum. Beni kandıramazsın. İnanmayacağını tahmin etmiştim. Beni kendine sarıp yatağa uzandık beraber. Aşkım, seni çok seviyorum. Bunu zaten biliyorsun. Hatta sana bir şey olsaydı Allah muhafaza... Asrın'ın yolu olarak yeni bir başlangıç yapardım kesin. Saç sakal karışmış, mülteci gibi gezerdim ortalıkta, bunu da biliyorsun. Şu an çocuk için hazır değilim, bunu bilmiyorsun. Ben de isterim tabii, 300 olmadı, en kötü ihtimal ikizimiz olsun. Biraz daha sabret, sonra yaparız olmaz mı? Hem gece uykumuzu dağıtacak, özel hayatımızı bitirecek olan piranaları biraz geç yapsak kime ne zarar olabilir ki? Haklıydı sanki. Özel hayatımız bitecek. Uykusuz her gece şarkısıyla sabahlayacaktık belki de. Bu adam beni gerçekten ikna ediyordu. Git sonra gel denir miydi çocuğa? Evladım, biraz daha sabır. Başka zaman müjdeleyeceğim seni babana artık. Doğumdan önce öğrenir inşallah. Tamam. Arkamı dönmeme kalmadan Asrın üzerindeki yerini almıştı ki elimle kenara iteledim. Uykum var hayatım, iyi geceler. Sözümle arkamı dönüp gözlerimi kapattım. Asrın ellerini belime sarıp sana da aşk kokulu kadınım demesi yüzündeki gülümsemeye ev sahipliği yaptı. Böyle mükemmel bir kocaya sahip olduğum gerçeğini şükredip uykuya daldım. Ebru, uyan Ebru. Omzumun bir yandan sarsıp diğer yandan Asrın'ın isminin seslenmesiyle gözlerimi açtım. Ne oluyor ya? Kalbini yanlış yere takmışlar. Anlamayan bakışlarla Asrın'a dönüp yüzümü inceledim. Endişeli hali elini kolunu nereye koyacağını bilemez tavırları benim de endişelenmemi sağladı. Elini aldı telefonu tuşlayıp karşı tarafın konuşmasına fırsat vermeden ''Birazdan geliyoruz, yanlış ameliyat yapmışsınız.'' sözüyle telefonu kapatıp beni kucağına alarak hızla merdivenleri inmeye başladı. Aslında ne kadar seslensem de beni duymadığı için anını yaşamaya karar verip oluruna bıraktım. Hastaneye sürdüğünü fark etmemle gözlerimi kapatıp oflayarak geriye yaslandım. Elim tutan Asrın endişeli şekilde sakin olmamı söylemekten başka bir şey yapmıyordu. Hastaneye gelmemizle aynı şekilde arabadan inip beni kucağına aldı ve hızla içeri girdi. Karşımıza çıkan Armin ve Özden bir yıldır aynı hastanede çalışıyorlar. Beni gördüklerinde yanımıza gelip olayı anlamak ister gibi bana baktılar. Kalbin yanlış yerde. Bence odaya geçip öyle konuşalım. Armin fikriyle Armin odasına yol aldılar. Tabii ben de Asrın'ın kucağında olduğum için mecburen gidiyordum işte. Odaya girmemizle Asrın beni kenardaki sandalyeye oturtup hırsla Özden'e döndü. Nasıl yanlış ameliyat yaparsın sen?
Yanlış ameliyat derken olayı tam anlatsan da biz de bilsek. Asun kenardaki sandalyeye oturup ciddiyet olayı anlatmaya başladı. Sabah Ebru'ya sarılında karnında bir hareket hissettim. İlk olarak açlıktan guruluyor sansam da sonra kalp atışı olduğunu anladım. Kendime hakim olamayarak gülmeye başladım. Bana eşlik eden Özden'le birlikte tabii. Asun bize bakıp, bana inanmıyor musunuz? Kafamızı Özden'le hayır anlamında salladığımızda, ben inanıyorum enişte, hadi bakalım karnının karnına. Armi ciddiyetle ayağa kalkıp sağ taraftaki odanın kapısını açtı. Asun memnuniyetle gülümseyip beni kucağına alarak odaya sokup ultrason yanındaki masaya yavaş hareketlerle yatırıp birazdan anlayacaksınız doğru söylediğimi. Sözlerini tamamlayıp merakla beklemeye başladı. Odadaki herkes durumu bildiği için büyük altından gülüyorduk. Armi ciddiyetle karnımı açıp soğuk şişeyi döktükten sonra makinenin sesini açtı ve odayı kalp atış sesi kapladı. Asun monitöre bakmadan sadece seslere odaklanmıştı. Bakın ben demiştim. Hemen ne gerekiyorsa yapın ve karımın kalbini yerine koyun. Armi gülerek bana bakıp ufaklık çıkınca öğrensin istemiyorum. Fısıltıyla Asun'a döndü. Enişte sizin kalp kız yalnız. Asun yan gözle Armi'ye bakıp burun kıvırdı. Ebru'nun kalbi sonuçta erkek kalbi olacak değil. Armi eliyle monitörü işaret edip renkli şekilde ekrana yansıyan bebeği göstermesiyle gözlerinden yaşlar akmaya başladı. 5. ayda renkli ultrasonu giriliyordu ve ben ilk defa bu kadar net görüyordum bebeğimi. Bu kalp değil. Asun yüzündeki şaşkınlık sesine de yansımıştı. Olduğum yerden doğrulup Asun'a baktım. Elimle akan yaşları silip derin bir nefes alarak söylemekle geç kaldığım kelimeler döküldü ağzımdan. Ben hamileyim. Peki ne dedi dersiniz benim kocam? Hayırlı olsun hayatım. Olayın komikliğine gülen Armi ve Özden'e sinirle bakıp yerimden kalkıp dışarı çıkmaya başladım. Tam hastaneden çıkmıştım ki kolumdan tutup geriye çekilmemle beni tutan beygire baktım. Asun. Beygir bey sessiz şekilde arabayı işaret edince ben de ona uyup arabaya yöneldim. Başka zaman olsa onunla dişip gitmezdim ama artık kendimden önce düşünmem gereken bir kızım vardı. Eve geldiğimizde sakince odaya geçip bağdaş kurarak kanepeye oturdum. Asun yan tarafıma geçmişti. Meraklı gözlerle beni süslediğine adım kadar emindim. Neden daha önce söylemedin? Çünkü istemiyordun. Hatta ilk başlarda aldırmak istedim ama Armi buna engel oldu. Salakça düşündüğümü söyleyip ikna etti beni. Ben de söyleyemedim. Desene Armi 40 yılın başı akıllıca davrandı diye. Yerdeki bakışlarımı kaldırıp Asun'a diktim. Ne yani istiyor muydu? Sen istemediğini söylemiştin. Evet, onu görene kadar kararım da öyleydi. Bilmediğin tek şey babalık hakkındaki düşüncelerim. Çevremde o kadar çok insan gördüm ki baba olan ama babalıkla alakası olmayan sıfatlar tanıdım ben. Ebru, ben baba olamamaktan korkuyorum. Çocuğuma hakkıyla görevlerimi yerine getirememekten korkuyorum anlasana. Aslında o kadar içten konuşmuştu ki içime işlemişti sözleri. Aslına dönüp sımsıkı sarıldım boynuna. Kokusunu içime çekerken her zamanki aynı duyguyu yaşıyordum. Aşk. Asun, sen koca da olamam diyordun. Bak nasıl da mutluyum, nasıl da mutluyuz. Eminim çok iyi bir baba olacaksın. Sen, ben, kızımız çok 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 mutlu olacağız. Haberim olsaydı ikiz olması için çabalardım ama kısmet tek olacak artık. Asun benden uzaklaşıp gülümseyerek tuzaklarıma yöneldi. Aynı şekilde karşılık verip olayın tehlikeli boyuta gittiğini fark etmemle kendimi geri çektim. Artık bu işleri azaltacağız biliyorsun değil mi? Biliyorum. Tabii bu şimdiden geçerli değil. Bunu biliyor musun? Vallahi mı? Kafamı olumlu anlamda sallayıp gülümseyerek cevap verdim. Vallahi. Günün geri kalanıysa aşk ve huzur dolu dakikalardı. Bir hafta sonra. Bebek haberi için bahçede her şey hazırlanmış, tüm aile tam kadro çağrılmıştı. Üzerimdeki beyaz uzun elbisemle aynen karşısında son kez duruşuma bakarak çıkmaya başlayan karnıma bakarak gülümsedim. İç karnım geniş olduğu için fazla çıkmadığını söylemişti Armi. Ben de minnet duymuştum bu halime şişmediğim için. Nadir olarak hamilelik hastalıkları yaşamayanlardandım. Sırt pırt ağlamayan, olur olmaz aşermeyen, en önemlisi yediğini israf etmeyen bir hamilelik yaşıyordum. Benim karım nasıl da güzel olmuş. Aynadaki yansımamdan gözlerimi çekip kapı pervazına yaslanan Asun'a baktım. Kocam karizmatik şekilde yanıma gelip ellerini belime koyarak beni kendine çekti. En komik şey ne biliyor musun? Kafamı hayır anlamda sallayınca yüzündeki gülümseme daha da yayıldı.
Elinin biri yanamdayken birindeki elini karnıma getirip beni de güldüren sözleri sarf etti. Karnındaki şişliği ödem sanmıştım. Hatta fazla yediğin için kül alımına göbekten başladığını bile düşündüm. Safım benim. Her gün hamile biriyle karşılaşmıyorum. Ben hamile kadınların Ramazan davulcusu gibi olduklarını da fark ediyorum. Ne yapayım? İyi iyi demedim bir şey. Hadi gidelim. Elini belime götürüp eliyle beni yönlendiren Asrına sevgiyle bakıp bahçede bizi bekleyen ailemizin yanına indik. Herkes meraklı gözlerle bizi süzüyordu. Kimle muhabbet etsek haberin ne olduğunu sorup cevap bekliyordu. Sonra dayanamayıp herkesin dikkatini çeken Asrın konuşmaya başladı. Sevgili aile büyüklerimiz, meraktan çatlamadan ne söyleyecek bunlar? Acele etseler bari uykumuz var moduna girmeye başlamadan önce bu mutlu haberi vermek istiyorum. Uzun süre beklediniz, sabrettiniz, dayandınız ve sonunda siz kazandınız. Artık istediğiniz oldu. Yakın zamanda yumuk yumuk elleri olan bir mucize aramıza katılacak. Bunu size bildirmekten mutluluk duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Herkes şaşkın şekilde Asrın ne dediğini düşünüyordu. Ben bile haberim olmadan market açılışı yapıyoruz sanmış olabilirim o derece. Mecburen olaya el attım ve ben hamileyim sözünü söyledim. Benim konuşmamla herkesin yüzünde neşeli bir ifade oluşmuş, beni tebrik etmeye başlamışlardı. Asrın huysuzca yanıma gelip, beni niye tebrik etmiyorlar, olayın büyüğü bende. Sözüne gülümseyip kolumu sıvazladım. Market zinciri açacakmış gibi konuşma yaptığın için olmasın? Asrın suratını asarken yanıma gelenler güzel dileklerini sunmaya devam ediyordu. Kayınpederim, zekası sana çeksin evladım dediğinde toplu şekilde amin demiştik. Cinsiyetini duyansa isim derdine düşmüştü. İsmin hazır olduğunu bilmeden. Beklemenin anlamsız olacağını düşünüp dikkatleri üzerime çekerek açıklamamı yapmaya başladım. Asrın söyleyeceklerini bildiği için yanıma gelip elimi güç vermek ister gibi sıkmıştı. İsim telaşına girmenize gerek yok. Çünkü kızımızın ismi hazır. Aydan ablaya gülen bir ifadeyle bakıp ismi açıkladım. İnci. Kızımın adı İnci olacak. Aydan abla hızlı adımlarla yanıma gelip birden sarıldı bana. Hıçkırıkları konuşmasına engel olsa da zar zor tamamladı cümlesini. Beni nasıl mutlu ettiğini anlatamam. Çok teşekkür ederim ikinize de. Çok çok teşekkürler. Asıl biz teşekkür ederiz. Sizin yaptıklarınızın yanında bizimki hiçbir şey. Sözlerim karşısında Aydan abla tekrar sarılıp gözleri dolu dolu olan kocasına baktı bu sefer. Bu kararı verdiği için ilk başta kızmıştım. Ama şimdi ne kadar doğru bir karar verdiğini anlıyorum. Kızımın ismi, torunum diyeceğim bir bebekte yaşayacak. Sağ olun. Tahsin abi de yanımıza gelip Asrın'a sarıldı. Sağ olun evlat dediğini duymuştum. Buruk bir mutluluk yaşıyorduk bu gece. Kızlarını kaybetmişlerdi evet. Ama en azından ismini yaşatacaktık. Onların yaşadığı acı tarifsiz bir duyguydu. Anne ve babamı kaybettiğimde ben de böyle olmuştum. Anne babanın acısı evlatla kıyaslanamazdı belki de. Ama bir evlat için de anne babadan daha değerli kimse yoktu bu hayatta. Mert ve Armi ortam yumuşamaya başladığı an dans müziği açmış, ortamı neşeli hale getirmeye başlamışlardı. Asrın beni kollar arasına alıp ailemizden az ötede dans ederken tek düşündüğüm, böylesi mükemmel bir aileye sahip olmam acaba hangi sebebinden ötürü olduğuydu? Anlaşmalı gibi olan, aslında kağıt üzerine doğru düzgün anlaşma bile yapamadığımız bu evliliğin bana yaşattığı coşku tarif edilemezdi. Uzaktan izlediğim koyu sohbet içerisinde olan ailem dediğim insanlara gülen gözlerle bakıyordum şimdi. Seni seviyorum, çocuğumun annesi. Seni seviyorum, kahramanım. Asrın munzur gülümsemesiyle ona sarıldığında ben de ona sarıldım. Ruh ve beden gibiydik. Bir olmadan diğerinin hiçbir işe yaramadığı iki beden tek vücuttuk biz. Biz bir masal yazmıştık. Zorluklarıyla savaşmış, sonunda galip çıkmıştık. Şimdi bu masalı ailemize katılacak üye ile, belki de üyelerle devam ettirecek, rüzgarda esen dallar gibi sarsılacak, sonrasında yine kararlı şekilde yerimizde durup aynı kalacaktık. Masalda hikayeler değişecek ama başroller hep aynı kalacaktı. Biz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi
ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.